Akşamlar. Bugün programımızın ilk bölümü, seçim nabzı programımızın ilk bölümü. İlk bölümde konuğumuz tip milletvekili adayı, oyuncu, sanatçı Serhat Özcan. Şimdi onu davet edeceğim. Daha sonra yayınımıza devam edeceğiz. Hemen Serhat Bey'i davet ediyorum. Biliyorsunuz bu seçim belki de son 40 yılın sanat kanalı olarak vazife edindik ve istedik ki politikacılar da gelsinler, konuşsunlar. İlk konumuz da Sayın Serhat Özcan. Sanırım Serhat Bey aldı daveti. Ben zannediyorum ki biraz önce söylediğim gibi son 40 yılın en azından en önemli seçimi, darbeden sonraki en önemli seçimi. Farklı politikacıları konuk edeceğiz. Serhat Bey acaba aldı mı? Bir saniye. Biliyorsunuz bu tür yayınlarda bazen konuğun gelmesi biraz gecikebiliyor internet bağlantısından ötürü. Bir daha yollayayım o zaman. Galiba ulaşamadı kendisine. Ümit ederim şimdi ulaşır. Serhat Bey'e davetiye yolladım ama ulaştı mı bilemiyorum. Gelen mesajlar için de teşekkür ederim. Ümit ederim güzel, iyi bir yayın olur. Serhat Bey ile konuşacağımız çok şey var aslında. Sadece politika değil. Biliyorsunuz kendisi uzun yıllardır sanat camiasının içerisinde çok önemli işler yaptı. Galiba Serhat Bey göremiyor. Bir daha yollayayım. Yok, gönderilmiş aslında. Ben hem ona yolladım hem o bana yolladı aynı anda. Sanırım ondan bir karışıklık oldu. Ama şimdi katılacağını ümit ediyorum. Evet, ümit ederim. Şimdi kendisi geldi. Hoş geldin Merhaba. hocam. Pardon, şunu ayarlayayım iyice. Evet. Tamam. Tamam mıyız? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Biz Ben de tekrar televizyon ümit ederken bir baktık ki milletvekili oldunuz. adayım henüz. Yani milletvekili adayı oldunuz. Biliyorsunuz ben durup durup milletvekili diyorum. Herhalde Tanrı söyletiyor. Ümit kazanır. Sağ olasın. Olursa senden diyeceğim zaten. Tamam. Peki ne oldu da biz tekrar ekranlarda görmeyi ümit ederken bir anda milletvekili adayı olarak gördük? Evet, yani ülkenin koşulları biraz bunu gerektirdi. Zaten ben yıllardır aynı zamanda siyasetin de içinde bir insanım. Sadece tiyatroyla uğraşmadık. Politik tiyatro da yaptık. Politik hayatımız içinde var. Bakkala gittiğimiz anda politika başlıyor zaten. Ekmek fiyatından, peynir açık. Dolayısıyla hayatın içinde bir insan olduğumuz için hep politikanın içindeydik. Böyle bir teklif geldi Türkiye İşçi Partisi'nden. Zaten ilk kuruluşundaki üyelerinden biriyim ben de. Dolayısıyla onu değerlendirdik. Bir yola çıktık. Aslında evet, sizi yakından takip edenler bunu çok iyi biliyor ama ben biraz mahsus sordum, bilmeyenler daha iyi telakki etsinler diye. Bazı insanlar için sürpriz oldu çünkü sizin milletvekili adayı olmanız. Evet. Gel alayım şöyle. Ha, tamam. Tamam iyi. Evet, çok gayet Tamam. iyisiniz. İyi.
bu adaylık teklifi nasıl geldi? Biraz ayrıntılı konuşalım istiyorum bu konuda. Ben yayının başında söylediğimizdir. Herhalde son 40 yılın yani darbeden sonra ki en önemli, en kritik seçimin. Biz mesela daha önce yıllarca politikayla uğraşmanıza rağmen aktif olarak, profesyonel olarak siyaset tercih etmemiştiniz. Şimdi tercih etmenizin özel bir nedeni var mı? Özel bir nedeni var. Çünkü bu Türkiye'nin son seçimi bana göre. Yani Türkiye artık kaderini belirleyecek bu seçimde. Ya ileriye doğru bir hamle yapacağız. Yani sol bileşenlerin değerini biraz artıracağız. Çünkü yıllarca Türkiye sağ iktidarların altında ezilmiş bir ülke. Artık biraz sola götürmenin zamanı geldi diye düşündüğüm için evet eli taşın altına sokmak gerekiyordu. O yüzden bu dönem aktif siyasete girmeye karar verdim. Aslında şöyle bir şey var galiba bir yanda. Balıkesir'de zannederim ilk defa solcu bir aday var. Öyle değil mi? Evet, evet. Daha önce katılanlar galiba kazanamadı mı yoksa hiç denenmedi mi? Denendi. Geçen sene, geçen seçimde HDP girdi. Bu seçimde Yeşil Sol Parti olarak giriyor. Olmadı. İşte CHP ve altılı masayı biliyoruz zaten. Ayrıca bir soldan olarak şu anda biz de girdik. Denendi. Denendi ama olmadı. Balıkesir değişik bir coğrafya çünkü. Sahil kesimlerindeki demokratlık maalesef iç kesimlere pek yansıyamamış bir coğrafya. Ama insanların bir öfkesi ve isyanı var. İçeride de dışarıda da sahilde de her yerde bir öfkesi ve isyanı var. Bizim artık piyasaya çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun için biraz da yola çıktım. Çünkü en azından burada seçim kazanılmasa bile ki kazanacağız gibi görünüyor. Kazanılmasa bile solun 1-2 puan artması, yani sosyalist solun 1-2 puan artması burası için çok önemli bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Tüm iyi niyetimize girdik. İyilik kazansın biraz. Onu istiyoruz sadece. İyilik kazansın. Çok kötüler gördük. Çok kötülükler gördük son 20-25 senede. Dolayısıyla gülmeyi unutan topluma biraz daha bir tebessüm diyebilmek. Eğer meclise girersek mecliste daha etkili bir sol muhalefet yapabilmek. Çünkü altılı masanın oluştuğu bileşenleri bildiğimiz için muhtemelen demokratik konularda bir şeyler yapmaya çalışırken karşı çıkan sağ partiler olacak altı masanın içinde. O anda demokratik uygulamalara destek verebilmek için daha çok sosyalistin olması gerektiğini düşünüyoruz parlamentoda. Bu açıdan da önemsedik bunu. Bir tren olması lazım. Evet, hani 60'lı yıllardaki tip gibi bir tren olması lazım. Onun için girdik bu işe ve doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü halkın da buna ihtiyacı var. Biz aslında sizin İstanbul'dan falan aday olmanızı bekliyorduk. Ama siz Balıkesir'de yaşadığınız için zannederim. Evet, ben Ayvalık'ta yaşıyorum. Aşağı yukarı 10 küsur yıldır. Dolayısıyla burada bayağı ciddi bir çevremiz var. Yani insanlarla iletişim çok iyi. Seviyorum ben de mesleğim gereği. Hani hala ben de AVM kavramı yok. Bakkal kasap manav gidiyorum. Dolayısıyla insanları dinlemek, onlarla birlikte oturup bir çay içmek, bir sohbet etmek benim için çok değerli. Mesleki açıdan da çok değerli. Ama hayatın, politikanın, sosyolojinin adını tutmak açısından da çok değerli. Biz birbirimizi çok seviyoruz buradaki insanlarla. Onlara güvendiğim için de girdim biraz. Peki şimdi bu önemli mesele. Her adayın hangi partiden olursa olsun çeşitli vaatleri oluyor kendi bulunduğu bölgeyle ilgili. Siz kazanırsanız sizi destekleyenlere ne vaat ediyorsunuz? Ya buranın gerçekten artık kültleşmiş sorunları var. Yıllardır çözülemeyen sorunları var. Mesela birinci sorun, sahil kesimleri için birinci sorun, balıkçı barınakları. Balıkçı barınağı olarak daha önce tespit edilen alanlar sonradan sermayeye peşkeş çekilmiş ve burası yatların koruması, yani yatları koruyacak limanlar haline getirilmiş, marinalar haline getirilmiş. Dolayısıyla balıkçıların hala bir barınağı yok. Burada bir lodos olduğunda her lodosta 20-30 tane tekne parçalanıyor.
Yani balıkçıların bir senede kazandığı emekler boşa gidiyor. İkinci şey, zeytinlik bir bölge burası. Zeytinlikleri korumamız lazım. Ama zaman zaman imara açılan yerler var, zeytinliklerin imar açıldığı yerler var. Çok güzel çam ormanları var. Fıstık çamı çok burada önem kazanıyor. Köylerde, mölerde bunun ticareti çok iyi. Tarım var burada. Ciddi bir tarım var. Kozak Yaylası'na çıktığınızda Türkiye'nin en iyi baklaları, bamyaları orada yetişiyor mesela. Bunlar yavaş yavaş gerilemeye başladı. Ekolojik dengeyi bozan bir süreç var bir de burada. Kaz Dağları'nda nereye gitseniz maden arama çalışmaları. Yani İstanbul'dan uçakla geldiğiniz zaman Edremit Havalimanı'na gerçekten bize görünen kısmı yemyeşil Kaz Dağları'nın ama arka kısmı kel olan, Keltepe. Dolayısıyla oradan gelen siyanürlü atıklar derelerimize karışıyor. Derelerimize karışan şeylerden dolayı eskiden mesela Akçay'da, Urhaniye'de çeşmeden akan suyu içerdik. Çok çok uzak bir tarih değil. 2 sene önce mesela annem Akçay'da yaşıyor. Onun evinden çeşmeden içerdik. Artık içemiyoruz. Ciddi bir doğa katliamı var burada. Ciddi bir rant meselesi var burada. Ranta teslim edilmiş bir yer. Yani ülkenin tamamı gibi. Hani deprem konusunda da aynı şey var. Daha insanların yaralarını sarmadan müteahhitlere nasıl yeni konutlar yaptırırız derdi olan bir ülkede yaşıyoruz biz. Dolayısıyla aynı sorunlar ülkenin doğusundan batısına her yerde var. Bunun için biraz sert bir muhalefet gerekiyor artık. Çünkü ılımlı muhalefetler bugüne kadar bir şey kazandırmadı ülkeye. Ne şiş yansın ne kebap diye olmuyor. Katilin adını söylemek lazım artık. Rantçının adını söylemek lazım artık. Hırsızın adını söylemek lazım artık. Bunun için girdim siyasete. Geri adım atacak durumumuz yok. Korku duvarı zaten aşıldı. Onun için sağlam bir muhalefet geliyor. 5 milyona yakın genç ilk defa hayatında oy kullanacak. O gençlere çok güveniyoruz. Hani o Z kuşağı diye bir şey doladılar dinledim ama o çocuklar çok değerli. Gerçekten biz mesela Türkiye İşçi Partisi'nin temelinde öyle güzel çocuklar var ki bütün bölgeyi toparlayan bir arkadaşımız var. Bizim böyle görevli çalışan. Adını da söyleyeyim, Özcan. Ben Özcan geldiğinde 50 yaşlarda bir adam bekliyordum. 91 doğumlu bir çocuk ama müthiş bir çocuk. Makine mühendisi. Kafa zehir gibi çalışıyor. Hani gençleri hayatın dışında tutarak hiçbir şey yapılamayacağına ben eminim bu ülkede. Genç insanlar yapacaklar. Onların beynine güvenmek zorundayız. İyi eğitimli çocuklarımız var. Tabela üniversiteleri hariç maalesef. Onları da suçlamak için söylemiyorum ama sistem buraya getirdiği şey. Dolayısıyla güzel şeyler olacağını çok 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 içtenlikle inanıyorum. Güzel şeyler olacak. Peki bu sene özellikle çok iddialı gözüküyor. Evet. Sizce genel itibariyle oy oranını ne kadar yükseltecek? Vallahi parlamentoda daha önce aldığı puanın çok üstüne çıkacağını düşünüyorum. En azından %3, %4 barajını geçeceğini düşünüyorum. En azından. Ki bu daha fazla da olsa şaşırmam. Yani tek başına seçime girip %7 barajını zorlayacak duruma gelirse de şaşırmam. İnanılmaz bir dalga var bununla ilgili. Tip ile ilgili. Gençler çok güveniyor. Sosyal demokratlar çok güveniyor. Etnik kökenler çok güveniyor. Çünkü bizim etnik kökenlerle ilgili söylemlerimiz hep insanlığa, kardeşliğe, iyiliğe dair söylediğimiz gibi de yaşıyoruz zaten. Aslında işin özü burada. Biz söylediğimiz gibi yaşıyoruz. Bu memleket söylediği gibi yaşamayan insanlardan çok sıkıldı. Yani tek bir hedefimiz var. Söylediğimiz gibi yaşayalım. Biz bir şey söylüyorsak arkasında duralım. Ve biz bunu iyi yapıyoruz. Çünkü dürüst insanlar var bizde. Kimsenin rantla işi yok. Kimse müteahhit değil. Kimse ihaleci değil. Hem bir tipli olarak hem bir vatandaş olarak size sormak istiyorum. Buyurun. Siz tipi bu kadar yükseleceğini düşünüyor muydunuz? Bir daha söyler misiniz? Tipin bu kadar yükseleceğini düşünüyor muyum? Kesinlikle düşünüyorum. Olarak. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı düşünüyorum. Tip altyapısı çok sağlam kurmuş bu parti. Gerek propaganda bürosu, gerek basın bürosu, gerek halkla ilişkileri, gerek sosyoloji büroları, her alanda bürosu var tipin. Ve hepsi ayrı ayrı çalışıyor. Ve hepsi bilim adamı niteliğinde insanların elinde. Yani şöyle bir şey söyledim. Ondan bir şey çıkardım. Yok, her şey bilimsel. Altyapılar çok iyi inceleniyor. Sosyoloji çok iyi inceleniyor. Seçmen profili çok iyi inceleniyor. Ülkenin durumu çok iyi inceleniyor. Bugüne kadar neden kime oy verdiler? Neden kimin peşinde gittiler? Baskıyı nasıl hissettiler? Baskıyı nasıl atlattılar?
Bunların hepsi TİP'in gündeminde yıllardır, yani kurulduğu günden beri bunlar sistemli olarak çalışılıyor. Bu kadar düzenli, bu kadar bilimsel çalışan başka bir parti yok, emin olun burada. Bu kadar bilimsel çalışmanın ardından da bilimsel raporlar geliyor. Ve bu bilimsel raporlar doğrultusunda ilerleyen bir parti olduğu için de başarı kaçınılmaz oluyor. Çünkü cehaletin olduğu yerde bilim hiç para etmedi bu ülkede. Evet, şimdi artık o para etmeyen şey bilim yapmaya başladı. Çünkü bilime inanmak zorunda kaldık yaşanılan felaketlerle. Cehaletin prim yaptığı bir ülkede böyle bir şeye ihtiyaç var. Tip bu boşluğu çok güzel doldurdu. Aklıyla doldurdu, bilgisiyle doldurdu, bilinciyle, zekasıyla ve bilimiyle doldurdu. Bu açıdan çok değerli. Hayatın her alanında var tip çünkü. Ben açıkçası son yıllarda Sayın Barış Atay, Erkan Baş, Seyra Hanım'ın açıklamalarından ötürü, yaptıkları meclis konuşmalardan ötürü tipin daha yükseleceğini düşünüyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Çünkü aslında karşıt görüşlü, tırnak içerisinde söylüyorum. Evet. Karşıt görüşlü olan insanların da büyük sempatisi oluştu. Çok büyük sempatisi var, evet. Çok büyük sempatileri var. Ben bunu sahada görüyorum. Hani 40 yıllık ülkücü komünist yaptın abi diyor pazarda çevirdikleri mesela. Bunlar çok güzel şeyler. Çünkü insanlar artık o anlamda ön yargılarını yitirdiler. Çünkü bir şey olmadığını gördüler. Onlara bir şey dayatıldı. Bir biat kültürü dayatıldı. Vatan, millet, Sakarya, yür aslanım, vur aslanım, kır aslanım. Sevgi nerede? Yok. Sevgiyi de buldular bizde. İnsan olmanın değerlerini, erdemlerini de buldular bizde. Ve gerçekten herkes çok güzel şeyler söyledi mecliste. Dört milletvekilimiz. Ve onların söylediği her şey doğru çıktı. En zor zamanda bizi gördüler yanlarında. Mesela AFAD'dan önce, Kızılay'da tip vardı Hatay'da, Samandağ'da, ihtiyacı olan bölgelerde. Her türlü engellemelere karşı bile bunu yaptılar. Ve depremzedelerden bir sürü onu söyledi zaten. Dediler ki iyi ki tip varmış. Ve ben tipin ne olduğunu bilmiyordum. Tiple tanıştım, oyun tipe. Bugüne kadar ben AK Parti'ye oy verdim, MHP'ye oy verdim. Ama artık onlara oyum yok. Bir tek onlar vardı yanımızda. Ve inanılmaz bir paylaşımcı duyguyla. Orada çocuk, bizim çocuklarımız, tip gençlerinin günlerce bir şişe 35'lik böyle ufak suyla bir hafta idare ettiklerini biliyoruz. Başkaları da su yetiştirebilmek adına. Bu kadar özverili çalıştılar. İnsan olmak bunu gerektiriyor zaten. Orada bir felaket var. Hepimiz kendi lükslerimizden, kendi açlıklarımızdan, kendi doyumsuzluklarımızdan vazgeçip o insanların ne yapabiliriz derdine düşmüş bir parti bu. Dolayısıyla sahada gerçeği görüyor insanlar. Kan satılıyor bu ülkede, çadır satılıyor bu ülkede deprem zamanında. Bu gerçeği yaşayan insanlar artık bir politik görüş bilmem ne, onlara bir felsefe, bir teori anlatmamıza gerek yok. Pratikte yaşadıkları için zaten sola kaymaya başladılar ve başka da seçenekleri kalmadı. Çünkü hep kandırdılar onları. Yalandan temel atmalar, bilmem neler. Ya daha zemin etüdü yapılmadan TOKİ'ler yapılmaya başlandı. Deprem bölgesinde, artçı depremler geçmeden TOKİ'ler yapılmaya başlandı. O kadar aç müteahhit var ki etraflarında, onları duymaktan başka dertleri yok. Ama bu insanları duymamamız lazım önce. Peki şimdi orada sorun çok büyük. En tartışmalı isimlerinden biri haline gelmişti Muharrem İnce. Evet. İddialar da var hakkında. Hı hı. Bazıları onun çekilmesini istiyor. Hı hı. Bugün de bir gazetede okudum. Ünlü bir anketçi. Sayın İnce çekilmek zorunda kalacak diyor. Siz genel itibariyle Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel itibariyle şunu söylemek istiyorum ben sadece. Sosyalist teoriden yola çıkalım en basit olsun diye. Der ki emperyalizmin güdümündeki az gelişmiş kapitalist toplumlarda iktidarı yaratan güç muhalefeti de yaratır ki iktidarını sürdürebilsin. Böyle projeler geliştirir her zaman. CIA bilmem ne, onun bileşenleri, emperyalist güçler. Burada sıkıntı şurada. Utanmak lazım biraz. Neden utanmak lazım mesela? Bir üst üste Millet Partisi'nden milletvekili adaylarından istifa ediyor. Sebebi ne? Sokağa çıktıklarında yuhalanıyorlar, utanıyorlar. Bak dün pazarcı çok güzel bir şey söylüyor. Ayvalık pazarı, pazar günü. Pazar günü Ayvalık pazarı. Esnaflardan biri de ki siz gidin lan buradan. Niye geliyorsunuz ki pazara? Bir AK Parti
Partili gelsin, bir Muharrem İnce taraftarı gelsin. Bizim lafımız onlara, bizim size lafımız yok ki. Siz gezmeyin abi, yormayın kendinizi dediler. İnsanlar bu halde. İnsanlar her şeyin farkında. Yani ülkenin son seçimi. Biz de dedik, bir oy Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı için, bir oy tipe. Çünkü biliyoruz. Ha, ondan sonraki sürecin de zorluğunu biliyoruz. Ha, tipin milletvekili adaylığındaki ısrar da bundan kaynaklanıyor zaten. İçeride yani millet meclisinde tipli, HDP'li, demokrat, gerçek demokrat, sosyalist insanlar olmadığı zaman yine istediğin kadar parlamenter sistemi kur, yine eski parlamenter sisteme döneceğiz. Oradan yeni bir tek adam çıkabilir. Onun önünü kesmek için daha çok sosyalizm, daha çok solcular gerekiyor meclise. Ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Belki siz hatırlıyorsunuzdur. Bu kadar bir Cumhurbaşkanı adayının tartışıldığını olumlu ve olumsuz anlamda, her iki anlamda da söylüyorum. Yani mesela Sayın Sarıgül'ün, Sarıgül daha tanınan bir adam. Evet. Sesiniz gitti, pardon. CHP'den milletvekili adayı oldu. Evet. HDP'deki bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını düşünmüştüm. O da böyle bir şey yapmadı. Evet. Mesela o diğer Cumhurbaşkanı adayı için bu kadar çok şey söylenmiyor ama yani Sinan Sayın İnce'den bahsediyorum. Evet. Sayın İnce için insanlar çok fazla yükleniyor. Çeşitli iddialar atılıyor. Aslında söylemeye çalıştığım şeyler söyleniyor. Sizce İnce son anda adaylıktan çekilir mi? Çünkü bugün gazetelerde bu yazıyordu. Yani yaparsa çok doğru bir davranış olur. Yapmazsa kendini rezil eder ve siyasi hayatı biter bence. Çünkü çok kritik bir seçime gidiyoruz. İnsanların tuttuğu safın çok önemi var. Nerede saf tuttuğunu sorar ya insanlar. Hani şöyle bir hesap var. İşte ikinci tura kalırsa o da şimdiki Cumhurbaşkanı destekler, şöyle olur böyle olur gibi hesaplar var. Çok garip bir hata yapar. Yani ülkenin son seçiminde ülkeye en büyük kazığı atmış insan olarak tarihe geçer. Bu utançla yaşayamaz. Hiç kimse yaşayamaz. Sokağa çıkamaz. Net söylüyorum, sokağa çıkamaz. Artık insanlar bıktı. İnsanların her şey artık burasında. Yani bu ülkede korku duvarı aşıldı. Onun için yapılacak bir tek şey var. Bu ülkenin tekrar demokratik parlamenter sisteme dönmesini sağlayacak yolu açmak. Bir, demokratik parlamenter sisteme geçtikten sonra da eski parlamenter sistemler gibi olmaması için daha demokratik yasalar, hatta anayasa getirmek gerekecek. İki, artık bu ülkede 21. yüzyılda ırklar, cinsiyetler, etnik kökenler üzerinden siyaset yapılmaması lazım. Kimsenin yapmaması lazım. Gençlerin aklına biraz güvenmek lazım. Cehaletin prim yapmadığı bir ülke olması lazım. Üniversitelerde bilime destek verilmesi lazım. Bilim adamlarını bu ülkeden kaçırmamak lazım. Yetişmiş beyinleri bu ülkeden göndermemek lazım. Doktorlarımıza sahip çıkmak lazım. Öğretmenlerimize sahip çıkmak lazım. Bu ülkenin en saygın meslekleri alaşağı edildi AKP döneminde. Mesela bir araştırma yapıldı. Türkiye'de en güvenilir kurum hangisi? Türk Silahlı Kuvvetleri çıktı. Ertesi gün Ergenekon balyoz operasyonları başladı. En güvenilir, en sevilen insanlar kimdi? Sokağımızdan geçen öğretmenimizi, geçerken önümüzü diklerdik. Onun saygını düşürmek için önce ekonomik açlığa mahkum ettiler öğretmenlerimizi. Yani öğretmen dediğin adam ayda 2-3 kitap alabilecek, bilimsel dergiler alacak, felsefi dergiler alacak, mizah dergiler alacak. Yani ne varsa hayatın içinde destekleyebilecek onları alacak ki öğrencilerini besleyebilsin. Ama iş şuna döndü. O kadar küçük maaşlarda çalışıyorlar ki öğretmen öğleden sonra bir kahvehaneye gidip çay ocağında çalışmak zorunda kalıyor. Oturduğu, çalıştığı çay ocağından oradan 4 tane öğrenci okuyor, oynayan bağırıyor. Hoca bize 4 çay. Şimdi bu çocuk bu saygı nasıl oturacak yerine? Ve bunun yerine İslamlaşmış imam hatiplerden, ilahiyatlardan gelen öğretmenler ön plana çıktı. Diyanet İşleri'nin bütçesi, Kültür Bakanlığı'nın bütçesinin 770 katı. Bak, birisi başkanlık, birisi bakanlık. Saçma sapan bir hale geldi ülke. Bunlara bir dur demek lazım.
Peki onun için şimdi biliyorsunuz tarihi bir sorumluluk. Muharrem İnce çok büyük hata yapar. Ne manada mesela hata yapar? Efendim? Yani herkesin kişisi farklı da siz ne manada çok büyük hata yaptığını söylüyorsunuz? Ne manada mı çok büyük hata yaptığını söylüyorum? Yanlış hat tuttu. Yani sen bu ülkede sosyal demokratların ve sosyalistlerin ekmeğini yemiş bir adamsın. Neredeyse kafa kafaya bir seçimde, seçimden çıktıktan sonra tek açıklama yapamadan gittin. Adam kazandı dedim, bitti. O gece bir şey oldu. Onu anlatmadı hala memlekete. İnsanlara hala onu anlatmadı. Öyle bir borcun var bir defa. Sen bu borcu ödemeden siyasete soyunma hakkın yok senin. Ya da eski partine geri dönersin, kuzu kuzu oturursun. Yani bir duruş gerekiyor. Dik duruş gerekiyor. Bu dik duruşu göstermeyen her insan siyaset sahnesine silmek zorunda. Tarih bunu böyle yaptı her zaman. Ve Türkiye'de de bu tarih işliyor. Yani geri gidiyor belki öyle görünüyor ama Türkiye'de öyle bir şey yok. Tarih hep ileri doğru giden bir şey. Saat çünkü ileri doğru gidiyor. Zaman ileri doğru gidiyor. Gerideki zamanı alıp bugüne monte etme şansın yok. Taliban olursun. Başka bir şey olmazsın. Peki şimdi herkesin kafasında bir şey var. Size de sormak istiyorum. Sizce birinci turda bu seçim işi biter mi? İkinci tura kalır mı? Benim net fikrim şu. Büyük bir farkla birinci turda biter. Net söylüyorum. Büyük bir farkla birinci turda biter. Çünkü nemalı alanları bir kenara koy. Onları zaten Türkiye'nin %10'u 20'si öyle bir grup. %80 var geride. Nemalı alandan nemalı almak için her şeyi yapacak. Çevrelerine de dağıtıkları var. O çevrelerle birlikte yeniden bilmem %50'yi yakalarız falan. Bu artık hayal. Bu artık hayal. Yani insanlar gerçekten çok sıkıldı, çok yoruldu. Çünkü hiçbir demokratik yapı nefes alamaz hale geldi bu ülkede. Ya insanların sıradan hakları yok oldu. Mesela nedir ya? Çocuklar parkta eğleniyorlar. Bir tane, iki tane sevgili üniversiteli çocuk. El ele tutuşuyorlar, bira içiyorlar. Kollarını bacaklarını kırıyorlar çocuklar. Bunu yapan zabıtalar. Bunu yapan kolluk kuvvetleri. Bunu yapan bekçi. Yeniden bir bekçiler türedi ya. Kim bu bekçiler? Nereden geldi? Niye bekçi oldular? Neden bekçilik sistemi geldi? Şimdi çok tehlikeli yerlere gidebilir ülke ama ülke uyandı artık. Anketler şöyle gösteriyor. %7 gibi bir AKP ile CHP arasında %7 gibi bir fark evet. olduğunu söylüyor. Eğer bu doğruysa yani bu anketler doğruysa aslında birinci turda bitecek gibi gözüküyor ama bazıları da bunun çok gerçekçi olmadığını çünkü seçmenlerin alışkanlıklarını kolay kolay yitirmediklerini %7 farkın çok büyük olduğunu iddia ediyor. Ben daha iddialı bir şey söyleyeyim. Ben %12 falan fark bekliyorum. Nedenini söyleyeyim size. Mesela seçime bir ay kala EYT'liler maaş almaya başladı. Ama bir kısmı aldı, bir kısmı alamadı. Seçime bir ay kala en düşük emekli aydı 5500 liradan 7500 liraya çıkarıldı. 2000 lira da bayram ikramiyesi ve 9500 lira. Ama bunlar daha konuşulurken 5500 lira olan emekli maaşıyla aldığın şeyi 9500 lirayla bugün alamıyorsun. Bak gerçekten bu soğan meselesinde çok konuşuldu. Ben öyle geyikleri sevmem ama bugün kırmızı soğanın kilosu 50 lira olmuş. 50 lira. 30 lira yeşil soğan. Hatta manav arkadaşımız var burada Orhan abi. Ona gittim. Al dedim çeyrek altına kaç tane soğan verirsin? Vallahi iki tane kuru bir tane kırmızı verip fazla veremem dedi. Artık ülke bu hale geldi. Arada gelen size iletmek istiyorum. Size soruyorlar. Evet. Bir sürü mesaj geldi. Hepsini okuyamıyorum. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Merkeze ne zaman gelecek Serhat Bey diyorlar. Nereye? Balıkesir Merkez. Ya Balıkesir Merkez'e gideceğiz. Yani bizim adaylıklarımız yaklaşık 37 gün kala seçimlere belli oldu. Önce Körfez bölgesinde çünkü burası bizim bildiğimiz bölge. Burayı hızlı halledip ki bayram sonrasına kadar bitireceğiz burayı. Sonra bayramdan sonra Balıkesir Merkez, Manyas, Gönen, Erdek, Balya, bir takım İvrindirik köyleri var. İşte Soğanbük falan filan bunlar Alevi köyleri. Bizim dostlarımız iyi insanlar. Her tarafına gideceğiz Balıkesir'in. Elimizden gelen her tarafına gideceğiz. Ama
Bu bayramdan sonra denk gelecek. Zaten çalışmanın ağırlığını bayramdan sonra o yöreye vereceğiz. Bu arada yakınımızdaki yerlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Körfez çok büyük bir bölge tabii. Oy potansiyeli anlamında da, hayata bakış anlamında da. Burayı değerlendirdikten sonra tabii ki Balıkesir bizim adaylarımızın olduğu yer. Orayı atlamamız söz konusu değil. Herkese gideceğiz. Herkesin ayağına gitmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Hani bizde şöyle bir kompleks yok. Hani şurak bizim partimizde yok en azından. Genel başkanımızın talimatlarıyla. Çok ayıp bir şey bu ya. Milletvekili olmuşsun. Hani koskoca milletvekili deriz ya. Genel başkanımız talimatları. Hiç mi beynin yok da kardeşim? Yani bir üretimi yoksa niye milletvekili oldun zaten? Anlatamıyorum. Biz bu ayıbı kaldıracağız. Bizim partimizde böyle şeyler yok. Tabii ki bir parti tüzüğümüz vardır. Partinin bir ahlaklı değer yargıları bilmem nesi vardır. Ahlak, o bahsettiğim anlamda ahlak değil. Yani bağlılık anlamında, dürüstlük anlamında. O anlamda bir ahlaktan bahsediyorum. Tabii ki genel merkezle bağlantılarımız var. Ama bizde böyle genel başkanımızın işte bilmem neleriyle, bilmem kimin talimatlarıyla gibi laflar olmayacak. Çünkü demokratik ortamda böyle şeyler olmaz. Tabii ki fikir alışverişi olur. Biz Balıkesir'in her yerine gitmeye çalışacağız. Yani önümüzde 26 gün kalıyor. Biz bayramdan sonra galiba 23 gün gibi bir süre kalıyor. 23 gün Balıkesir merkez ve çevrelerinde her yerde olacağız. Elimizden geldiğince. Gidemediğimiz yerlerde Balıkesir'den abdestçiler ama onlarla da görüşmek istiyoruz. Sizin hayranlarınızın en merak ettiği sorulardan bir tanesi de şu olsa gerek. Seçilirseniz sizi herhalde pek ekranda göremeyeceğiz o zaman. Ya da tiyatro sahnesinde pek göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Evet, 5 yıl sürekli böyle bir şey. Ya bu benim için de üzücü bir şey. Ben sahneyi çok seven bir adamım. Mesleğimi çok seven bir adamım. Ama ülkemi daha çok sevmek zorundayım şu anda. Ülkem için yapacağım, biriktirdiğim çok şey var. Şöyle ki, ya mecliste olurum olmam bilmem ama olursam meclisi biraz daha neşelerle getiririm. Mesela orada hiç sorgulanmamış boş sözcükler var. Herkes birbirine sayın diyor. Sesiniz gitti bir an. Geldi mi şu anda? Geldi, evet. Ha, tamam. Mesela şeyi gördüm işte. Herkes birbirine sayın diyor ya. Benim şöyle bir teklifim var. Ya saymadığınız kimseye sayın demeyin ya. Yapmayın bunu. Hani hayatın içindeki iki yüzlükleri biraz kaldırmak istiyorum. Mecliste de bunu yapacağım. İnanın yapacağım. Mesela affedersin Ermeni diyen adama affedersin AKP'li demek istiyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Benim böyle dertlerim var. Çünkü bu ülkede kanayan yaraları kapatmaya çalışan bir grup varken, gruplar, insanlar varken birileri sürekli kuruyan yaraları koparıyor. Kopardıkça kanıyor. Kopartmayın artık. Geçsin şu yaralar ya. Çok basit bir şey bu. Bir pansuman. Sonra kapatmayın. Bitti gitti. Biz birbirimizi seven insanlarız. Dayanışmada görüyoruz bunu. Bir deprem olduğunda bu işin sadece solcusu yok. Herkes canla başla elinden geldiğince bir şey yapıyor. Bugün beni çok duygulandıran bir şey oldu. Tip devletten yardım alan bir parti değil ya. Barış kampanyası var. İmkanı olanlar katkıda bulunsun diye. Çünkü bir yere gidiyoruz, geliyoruz. Benzin. İşte afiş yapıyorsun. Para bilmem ne. Bir tane öğrenci şey yazmış. Abi son 27 liramı size gönderdim. 27 lira. Hepimiz aldık partide. Aldık gerçekten ama. İnanılmaz bir şey bu. Şimdi bu kadar iyiliğin olduğu bir ülkeye bu kadar kötülük, o kötülük diye gömlek çok dar geldi. Geçen gün de söyledim bunu meydanda. O gömlek patladı. Her yerinden irin akıyor, cerahat akıyor, pislik akıyor. Hakikaten bizim yeni fosiltikler yapmamız lazım bu ülkeye. O kadar çok pislik var ki. Bizim işimiz çok zor bu anlamda. Bunlar nasıl temizlenecek, nasıl olacak? İyilik nasıl gelecek yeniden bu ülkeye? Sevgi nasıl yerleşecek? Hayatımızda estetik değerler ne zaman olacak? Ya şehir yapıyorsun, Ürgüp'ün göbeğine, peri bacalarının arasına toki yapmak kimin aklına gelir? Geldi akıllarına. Böyle bir ucubelikte yaşıyoruz. Sistem ucube. İnsana evet, göre değil. Yeni olarak bugün anlattıklarınızı üzerinden söylüyorum. Söylediğiniz yani bir cümle, bir mesaj geldi mesela. Diyor ki ben bir CHP'liyim ama sizin kazanmanızı çok istiyorum.
Sağ olsunlar. Diye. Öyle şeyleri ben de çok alıyorum. Gerçekten öyle bir şey var. Çünkü evet, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun. Bunu tüm yüreğimle istiyorum. Çünkü kim hak etti dersen bugünkü mevcut parlamenter sistemin içinde Kılıçdaroğlu hak etti derim. Adalet yürüyüşe başlayan dönemden beri hak ettiğini düşünebilirim. Tabii ki onun da çekinceleri var. Çekincelerini altılı masada bir tarafta Saadet Partisi var, bir tarafta Deva var, bir tarafta Ali Babacan var. Bilmem, bunların hepsini zaman geldiğinde tartışacağız. Kimin neden olmayacağını biz onları anlatabiliriz meclise gittiğimiz ama şu an için Kılıçdaroğlu seçmek zorundayız. Türkiye'nin mecburiyeti bu. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ama şu var bak, bu da bizi yaralıyor. Benim kırmızı çizgim vatan, bayrak diyor mesela. Eyvallah. Laiklik. Senin kırmızı çizgin laiklik. Senin ülkenin çimentosu laiklik. Bugün için bunu söyleyememesi beni çok üzüyor. Onun dışında tabii ki Kılıçdaroğlu emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Adalet üçüyle çok iyi bir şey başlattı. Her zaman işte Selahattin Demirtaş'ından Osman Kavalası'na kadar gezi mahkumlarından gereksiz yani haksız hukuksuz yatan bütün insanları hep savundu, hep arkasında durdu. Bu insanları tahliye edecek diye bir sözü var. Dolayısıyla tabii ki onu savunmak zorundayız. Önce o haksızlığı, haksız yere bedel ödeyen insanları, ödetilen insanların dışarı çıkmasını sağlayacak bir figür olduğunu düşündüğüm için de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Ama sizin tabii sonra mecliste çok kapışırız. Sizin varlığınız mecliste aslında sanatçıların da sesi olacak. Tabii Başka ki. Faktörü sorun var sanat camiası için. Çünkü ne yazık ki sizin başka röportajlarınızda da ifade ettiğiniz ve aklı başında herkesin bildiği gibi o çok iyi paralar kazanıldığı söylenen insanlar aslında iki elin parmağını geçmez. Bütün sanat camiasında. Tabii. Diğer öyle değil. Hatta popüler olup para kazanamayan bir sürü insan da var. Çok var. Belki sizin varlığınız, bir sürü insanın sizi desteklemesinin bir nedeni de belki sanatçıların sesinde daha yüksek sesle duyurma şansı olacak böylelikle. Ya, kesinlikle. Şimdi ben yıllarca dizilerde çalışan, tiyatro yapan, sinema filmlerinde oynayan bir adamım. Çalışma saatleri ile ilgili sıkıntılarımız var. İnsani koşullar yok artık. Neden? Çünkü eskiden yapımcılar vardı, gerçek yapımcılar. Yönetmene senaryoyu teslim eder. Hani belki der ki benim burada düşündüğümüz bizim yani istediğimiz başrolümüz Tarık Akan. Tarık Akan bir figürdür. Ve Tarık Akan sinemaya para kazandı. Bunun için. Ama onun dışındaki bütün kastı yönetmen yapardı. Yapımcı karışmazdı. Şimdi yapımcı karışıyor. O kanal sahibi karışıyor. İşte herkes karışıyor. Dolayısıyla da işin tadı kaçtı. Senaryo müdahale ediyor mesela. Adam haftada 140 sayfa senaryo yazıyor. Bir dizi için 5 günde çekilecek bir dizi senaryosu. 140 sayfa. 50 sefer müdahale ediyorlar. 20 sayfalık bir sahneye çıkar, 20 sayfa daha yaz. 300 sayfa oluyor. Bir haftada 300 sayfa yazmak ne demek? Ve biz bunu 5 günde çekiyoruz. Gece yok, gündüz yok. Yani ne senaristi mutlu, ne yönetmeni mutlu, ne oyuncusu mutlu. Ama bildiğimiz başka bir şey yok, işimizi yapıyoruz. Kölelik düzeni, bildiğin kölelik düzeni. Türkiye'nin en ağırlıkçılığı bugün sinema işçiliğinde de iddia ediyorum ben. Madenle yarışırız yani. O derece. Onun dışında telif hakları diye bir şey. Ya Avrupa'dan, yurt dışından, İspanya'dan, Arjantin'den insanlar bu ülkeyi arayıp ya kardeşim binlerce diziniz yayınlandı. Bu adamların paraları biz nereye yatıracağız diye soruyorlar artık. Adamlar parayı yatırmak istiyor ama bizde bir tek sistem var. Gönderin havuza alırız biz dağıtırız. Havuza giren para hiçbir yere dönmedi. Nereye döndüğünü biliyoruz. Müteahhitlere dönüyor. Yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Şimdi çok isim vermeden söyleyeceğim. Beni de aradılar dediler ki yani Arjantin'den para yatırmak istiyorlar. Yani ortaya karışık. Bayağı saçma sapan şeyler oldu açıkçası. Para veriyorlar, parayı alamıyoruz. Zaten verilen komik paralar. Yani tamam. Bu telif için evet. Paralar. Ama bir başlangıçtır yani neticede değil mi? Biri inatla şunundan bahsetmemizi istiyor. Bu alkol mevzusundan da bahseder misiniz? Alkol fiyatlarının yüksekliğinden. Bahsederim. Ben Artı TV'de öyle bir
espri yaptım ama gerçek fikrimde aslında esprime çok yakındı. Ya bu ülkede alkol fiyatları inanılmaz yüksek. Neden? Birileri sevmiyor, bilmem. Sevmiyorlar değil. En çok alkolü sevenler de AKP'liler bak. Nedenini söyleyeyim mi sana? Bu ülkede %70, bu ülkede alkolde %78 vergi var. Ben Red Dergisi'ne yazarken rakının yolculuğu diye bir yazı yapmıştım. O zaman rakının fiyatı 70 liraydı. 70 lira. Ve bayi kârı dahil maliyeti 6 liraydı. Geriye kalan 64 liranın %78'i Diyanet işlerine gidiyor. Adım Mercedes'i biz aldık, içenler aldı. Anladın mı? Böyle bir problem var burada. Ha, tabii ki her şeyden vergi alacaksın belki. Devletin yaşaması için bu gerekir ama hem buradan hem buradan, yani bu acayip bir ikiyüzlü politika. Bir, dünyanın en pahalı alkolünü, benzinini, mazotunu tüketen ülke. İkinci, sosyolojik olarak baktığında şuradan şöyle sıkıntılar çıktı. Niye bunu savunuyorsun? Ya içmeyen içmesin tabii ki. Ya sigara da zararlı, alkol de zararlı. Eyvallah, ben de buna varım. Ama içen insanlar ne yapacak? Merdiven altı atölyelerde herkes kimyager oldu. Kimyager oldu, ucuza mal etmek için. Ona hiç ulaşamayanlar ne yaptı? O amfetamin mi? O haplardan. Çok ucuz. Çocuklar onlara yöneldi. Yani bu piyasa bir şeylerini yitirirken, insanlar buna ulaşmakta zorluk çekerken daha ucuz yollara gitmeye başladılar. Özellikle gençlik için büyük tehlike. Onları kim satıyor? Onları bir bulabilirsek zaten konu anlaşılacak. Hani biraz uluslararası düşünmek lazım bu işleri. Gelilen nereden nereye gidiyor? Muzlar kime geliyor? Kolombiya'dan buraya ne geliyor? Buradan oraya ne gidiyor? Kim kime işte maske götürüyor bir tane çantayla? Bunlar hepsi çıkacak ortaya. Orta Doğu'nun petrolünü kim nerelere sattı? Nelerle sattı? Hangi gelinciklerle götürdü? Bunların hepsi bir gün çıkacak ortaya. Hani helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız derken bunu kastettik. Helalleşecek bir şey yok. Bir de hep İslami terimler üzerinden yürüyor ya, helalleşeceğiz. Abi bu İslami terim ya. Hesap soracağız ne? Barışacağız de mesela. Herkesin dili oraya kaymaya başladı. Umarımın yerine inşallah aldı. Tabii ki toplumda kullanılan şeyler bunlar. Merhaba yerine selamünaleyküm. Kentköy kahvesinde var. Bunları dışladım, bunları yadırgadığım için demiyorum. Ama ülkenin bir bilimsel dili vardı. Yani Türk Dil Kurumu'nun uzun yıllar çalışmalarıyla ürettiği öz Türkçemiz vardı. Onlardan uzaklaştırmak için bir politika var ya, ona karşı olduğum için söylüyorum bunları. Ben de bir köy kahvesine gittim ve selamünaleyküm derim. Bunda bir sıkıntı yok. Sistemli politikaya karşı durmaktan bahsediyorum sadece. Partiniz baştan beri aynı şeyi söylüyor aslında. Biz helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Kesinlikle. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu aslında tam olarak kurmadı. Evet. Düşebiliriz mi yani? Tam da hatırlayamadım belki. Ama sizin tavrınız farklı, biz hesaplaşacağız diyor. Ya biz kendi adımıza bir şey yapma şansına değiliz o meclise gittikten sonra. Bu halkın çalınan parası var mı kardeşim? Burada helalleşilmez. O parayı geri getireceksin. Bunun için hesaplaşmak zorundasın. Çalanlara hesap sormak zorundasın. Çalanları yargılamak zorundasın. Ha adalet işte orada. Gerçek hukukçular, adalet, savcılar, hakimler, yargıçlar devreye gider. Der ki bunlar suçsuz, eyvallah. Gerçek bir demokraside. Bunlar suçsuz. Bunlar suçlu diyorsa cezasını çekecek. Ben çaldıysam ben de çekeyim. Sen çaldıysan sen de çek. Anlatabiliyor muyum? Ya bizim bu yandan gocunacak bir şeyimiz yok. Ama gocunacak insanlar belki de 14 Temmuz gecesi burada olmayacaklar. 14 Mayıs gecesi burada olmayacaklar, bilemiyorum. Siz başka bir röportajda şöyle bir şey söylüyorsunuz. Belki de bugün sözün bütün özeti de bu. Benim hiç kişisel hayallerim olmadı. Hep toplumsal hayallerim oldu dediniz. Evet. Hakikaten öyle mi? Gerçekten öyle. Benim için çok acıtıyor. Benim için çok acıyor böyle şeylere. Yani elimde bulunan bir şey paylaşmadığım zaman ben rahatsız oluyorum. Belki bu psikolojik bir sorundur. Danışmak lazım. Çünkü bireysel hayallerim olmadı. Ya bir yerde karşında mutsuz bir insan görünce o lokmayı kolay ısıramıyorsun. Yapı bu. Yapacak bir şey yok buna. Kastettiğim şey şu. Evet. Tabii ki yaşımız da geldi. Biraz daha kompromis yaşamak isterim. Hani ayağımı uzatayım şöyle akşam. İşte yanıma çayımı koyayım. Çaydan ne anlarsan anla. Televizyon açayım.
dev kadar, eşek kadar bir ekranım olsun. Oradan istediğim filmleri seyredeyim. Rahatsız eden olmasın. Telefon çalması kapatayım falan. Tamam da bunu ben tek başıma yaptıktan sonra bir anlamı yok ki. Biliyorsun ki yandaki komşum başka bir şey yaşıyor. Yani kişisel hayallerin olamıyor. Toplumda her an bir acı var. Gerçekten biz o deprem zamanı evde yemek yerken eşimle birlikte hani televizyondan kafamızı çeviriyoruz. Bir an bir fark ettik. Haberler okunuyor. Kulağımız orada. Ses en kısıkta ama televizyona bakmadan yemek yiyoruz. Dedim ki Deniz biz utanıyoruz ya. Hakikaten utanıyoruz. Yani kilometrelerce uzakta utanıyorduk biz. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Çok ben teşekkür ederim. Benim bu seçimlerde taraf, bu program için en azından taraf belli etmek istedim. Ama iki kişi insan var. Bu seçimlerde çok kazanmak istediğim. Biri İzmir'den milletvekili adayı olan, derin yoksulluk üzerine yıllardır çalışan Hacer Fogo. Evet. Diğeri evet. Siz. Çok isterim. Başka bir aday olsaydınız da sizlerin siz almasını çok isterdim. İkiniz de bugüne kadar yaptığınızda çok önemli insanlarsınız. Yüreğinize sağlık. Bize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa sizin sözlerinizle bitirelim. Valla son olarak şunu söyleyeceğim. Hakikaten artık iyilik gelsin bu ülkeye. Gülelim. Çocuklarımız sokaklarda dans etsin, eğlensin. Eskisi gibi coşkuyla ne bileyim 19 Mayıs'larını kutlasınlar. 23 Nisan'larını kutlasınlar. Sevgi dolu olsunlar. Parklar, bahçeler onlar için olsun. Özgürce yaşasınlar. Çünkü gençlik bir tane. Çok kısıtlı. 20 ile 40 arasında belki yaşanacak bir süreç. Onu keyifle yaşasınlar. Biz tam o anda mahkum ediyoruz onları. Gençlikler gidiyor, hayat gidiyor. Yaşlandıktan sonra da geri dönüp ayıklanmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Güzel günler için, güzel gelecekler için bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bir de benim kızım da Arjantin'de Buenos Aires yaşıyor. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün röportajların sonunda söylediğim gibi daha umutlu, daha mutlu yarınlarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.